Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çiçekli hırkamızı, kimi dilber hırka diyor, kimi çiçekli hırka diyor, yazlık, baharlık yiyebileceğiniz çok güzel bir hırka yapımını göstereceğim. Bu videodan şunu öncelikle söyleyeyim, bu videonun bir önceki videosu, yani altına zaten linkini de bırakacağım, motiflerimizi ve birleştirmeye çalışmıştık. Oradan bakarak motifimizi ve birleşme nasıl olur onu oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Şimdi size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki bütün detaylı olarak anlatacağım motiflerimizin kaç santim geldiğinden. Hepsini söyleyeceğim şimdi sizlere. Sadece ben bir önceki videoda yani çiçekleri şu motifleri yaparken videomuz var. Bir de eklemesini göstermiştim. Bunu tek tek olarak gösterdim ben size eklemesini. Tabii bilmeyenler için biraz kolay olsun diye ördükçe ekleyebilirsiniz. Ama bilenler için de her diğer hırkalarımızda olduğu gibi ip koparmadan da birleştirebileceğiniz bir hırka modelimiz. Onu zaten öğrenenler biraz daha bilir. Ben biraz daha basit olsun diye tek tek eklemesini gösterdim. Zaten bu videonun altında linkini de koyacağım. Oradan motifini, eklemesini hazırlayıp bu şekle getireceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Motifimizin öncelikle bakın şuradan şöyle tam 11 santim. Bu hırka 36, 38, 40 bedene kadar uyar. Daha biraz daha küçük örmek isterseniz bu köşelerde motifi yaparken de şu zemin köşesinde şuralarda mesela 3 tane ne yapmıştık? 3 tane ilmek almıştık. 4 kere de çıkartmıştık. Bunları 2 tane alıp 3 kere de çıkartabilirsiniz. Bu sefer motifimiz küçülür. Biraz daha büyütmek isterseniz de daha uzun çekip 40 bedene, 42 bedene kadar yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar motiflerimizi gösterdim demiştim. Ondan beden için 45 tane motifimiz hazır olması lazım. 45 artı 2 bu omuza, 2 de diğer omuz için. 45, 46, 47, 48, 49 tane sadece bedene gidiyor. 9, 9, 18 de kollara gidiyor. Bu kadar motiflerimizi hazırladıktan sonra 9 tane şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane motifimizi ekleyelim. Bu motifimizi 9 tane ekledikten sonra 1, 2, 3, 4 sıra 9 tane motifimizi üst üste istediğiniz renklerde ekleyeceksiniz. 5. sırada arkadaşlar şurayı açıklık bırakacağız. Yani 2 tane örüp kol evi için açıklık bırakacağız. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane motifimizi yapıp tekrar açıklığı verip 2 tane daha bu tarafa eklemiş olacağız. Sonra şöyle göstereyim. Bunu bu tarafa katladık önlerimizi. Bu diğer tarafında bu tarafa katladık. Yani bunlar ön taraf, 5 tanesi de arka bedenimiz. Burası arkadaşlar kol evimiz ama bu kol evi tabii ki bizim için yeterli değil. Ve o yüzden bu motiflerimizi şimdi nasıl eklenir omuza bir buraya bir de buraya nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim. Bu bir tanesi yani iki bu tarafa iki bu tarafa bir tanesi yaka ensede kalacak boşluk. Bunlar omuza eklenmiş olacak. Şimdi buradan eklemeye başlayalım dilerseniz. Şimdi hırkamızı bu üst kısmını kendimize doğru çekelim. Yani burası ne demiştik? Kol evimiz.
Burası omuz olacak. Bu yaka boşluğumuz. Şu ikisi de diğer boşluğumuz. Şurası da kol evimiz tekrar. Şimdi bu ilk tarafından başlayalım. Şu omuzda. Şimdi ipimizi arkadaşlar sabitleyelim. Buraya gelecek, denk gelecek motifimizi aldık elimize. Tabii bunun etrafını ben daha önce geçmiştim. Çünkü size zaten gösterdim nasıl geçileceğini. Onun için hazır olsun diye etrafını geçtim. Ve herhangi bir tepeden şuradan başlayalım. Beş tane zincir çekip böyle de başlayabilirsiniz. Sonra 3 ilmek alıp yapabilirsiniz. Direkt ipinizi sabitledikten sonra 3 tane ilmek alıp 1 2 3 ve 4 bu şekilde de başlayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza giderse. Şimdi tekrar 3 tane aldım ilmeğimizi. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. Tekrar yapıyoruz. Tekrar bir tane daha, 4 tane, yani köşenin yarısını yapmış oluyoruz. Yaptık. Şimdi burada 2 zincir çekip bu ön kısmı, bu da arka tarafı. Ön kısma denk gelen yeri hemen ilk köşesinden köşeden köşeye sık iğne ile sabitledim. İçinden kaydırdık. Burada tekrar 2 tane zincir çekip, yani bunu buraya şöyle göstereyim bir saniye arkadaşlar. Telefonumuzu sabitleyelim biraz daha. Bunu bu tarafa, diğer tarafında şöyle yapıp bu kol evimizi burada da bir motif olarak genişletmiş olacağız. Hem de omuz olmuş olacak. 2 tane zincirimizi çektik. Burada 1, 2, 3, tekrar aynı yere köşemizi tamamlayalım. Üç tane ne yapmıştık? İlmek alıp şu şekilde. Şimdi zincirimizi çekelim, 7 tane. Bu çok gergin durursa veya çok sıkıysa eliniz 8 tane de çekebilirsiniz. Bu hiç sorun değil. İster 7 çekin, ister 8. 7 tane çektik. Bu tam, bakın şunun ortasında içinden kaydırarak sabitledim. Direkt sık iğne gibi yapınca burada bir potluk oluyor. O yüzden hemen içinden kaydırarak sabitliyoruz. Hiçbir şey yapmadan hemen karşı, bakın şöyle karşı köşedeki omuzun buraya iğnemi taktım, tığımı içinden geçirdim ve tekrar 7 tane zincirimi çekiyorum. Sonra buraya, yani bunu birleştirdim. Nasıl birleştireceğiz? Zaten göstermiştik birleşmemizi. Bunu buraya şu şekilde birleştiriyoruz, bu omuzu. Bu videonun altında linki olacak arkadaşlar. Motif ve birleştirmenin linki. Oradan yapar, bu taraftan eklersiniz. Şimdi köşeyi yaptım. 3 tane, 4 taneyi yaptım. 2 zincir çekip normal tam köşeden içinden kaydırarak 2 zincirimi de çekip bunu da buraya eklemiş oldum. Şimdi şu köşeye kadar geleceğiz.
7 zincirimizi çekip ortaya normal ördük. Yedi tane daha çekip diğer köşeye geldik. Şimdi burada şöyle yine göstereyim. Burası omuzumuzdu. Şimdi bunu şöyle düşünün. Bu diğer köşeyi de arkanın hemen ilk motifine, yani kol tarafındaki ilk motife ekleyeceğim şimdi bunu da. Şimdi ne yapacağız eklememiz için? 4 tane 1 2 3 4 tanesini, yani köşenin yarısını yapıyoruz. 2 zincir çekip diğer tarafa şöyle çevireceğim şimdi. Omuz tam bize baksın. Evet. Şimdi ne yaptık? Omuzumuzu diğer hemen bu köşeden şu köşeye kadar, buraya kadar bunu ekleyeceğiz. Köşemizi tamamlayalım yine. Dört tane yapıyoruz. Dört defa da çıkartıyoruz tığımızdan. Yedi tane zincir çekip tam ortaya sık iğneyle battık. Şimdi burada ne yapıyorduk? Sık iğneyle battık. Diğerinin tam orta yerinden tekrar ekledik ve 7 tane zincirimizi çekiyoruz. Daha sonra yine 3 tane ilmeğimizi alıp diğer köşeye eklemek için 4 tanesini köşenin yarım kısmını tamamlıyoruz. Burada 2 tane zincir çekip hemen son diğer köşemizin ortasından ipimizi kaydırarak ekledik. 2 tane zincir çektik. Köşeyi tamamlayalım. Şimdi şurayı da tamamlayalım motifimizi. 7 zincir çekelim. Tam orta yerine 7 zincir daha çekelim veya 8. Diğer başladığımız noktanın tam tepesine bu ipimizi de buraya sabitleyip bunu burada kopartalım. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Tek motifimizi omuza ekledik. Yani bakın şu şekilde üste motif geldi. Buraya kolumuzu öreceğiz. 3 tane, yani şu 1, 2, 3 tane motifleri ekleyerek yan yana kolumuzu da o şekilde oluşturacağız. Fakat buraya bir motifimiz daha var. Çünkü ense burası. Buraya tekrar bakın şöyle göstereyim artık. Şuradan başlayacağız. Ekleyeceğiz, ekleyeceğiz, ekleyeceğiz. Burada bitireceğiz. Bunu da göstereceğim. Tabii ki yarım kalmasın omzumuz. Daha iyi anlayabilmemiz için gösteriyorum burayı da arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi başlangıç olarak diğerindeki başladığımız gibi 3 tane de alıp başlayabiliriz.
Dört defa da çıkıyoruz. Yarısını yapıyordu köşemizin. Ben böyle hazırladığım için başlangıç böyle oluyor. Yoksa siz bunu yaparken zaten hani arkadaşlar ipimizi kopartmadan direkt köşelerden başlıyoruz. Ben şu kenarlarını geçtiğim için. Çünkü ben biraz daha pratik olsun diye bu hırkayı ip koparmadan birleştirdim. Motifleri o yüzden böyle hazırladım arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Böyle başlanılmayacak. Sizin yaptığınız tabii ki ipinizin hemen kopartmadan direkt üstten başlıyorsunuz. Şimdi burada bunu yaptık. İki tane zincir çekip bakın şurası ne demiştik? Kol evimiz şurası. Burası da omuzumuzun hemen diğer yanı. Yani diğer yanı derken yarım yeri. İki taneyi birleştirdim zincirimizi. İki zincir daha çekip aynı yerden dört tane trabzanları yapıyoruz. Dört kere de çekip. Bunu buraya bu şekilde eklemiş olacağız. Şu omuzumuz şu şekilde duracak. Yak oyuntumuz burası. İki de buraya ekleyeceğiz tabii ki. Yani böyle ekran dar ya arkadaşlar. Sanki anlatamıyorum veya işte gösteremiyorum tam diye sürekli söylemek istiyorum. Kusura bakmayın tekrarladığım için. Hepsi sizin için yani. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimizi çektik. Hemen motifimize burasını ekledik tam tepesine. Hemen bu arka taraftaki yeşilin orta yerine yedi tane zincir çekip bakın şöyle gösteriyorum yine. Köşeye geldik. Dört tane üçlü trabzanlarımızı yapalım. Zaten siz eklemeyi diğer videoda gösterdiğim için bunları aslında göstermeyip de yapabilirsiniz. Çünkü eklemeyi zaten gösterdim nasıl ekleneceğini. Bunu buraya ekliyoruz. Bakın şu şekilde. Yani şurası omuzumuz. Bu motifimizi şöyle şuraya kadar ekleyeceğiz. Köşemizi bitirelim bu tarafı. Yedi tane zincirimizi çekip bu noktaya geldik. Burada da şimdi ne yapıyorduk? Diğer karşıdaki deminki eklediğimiz motifi ekleyeceğiz. Tekrar 7 tane zincir çekip şunun tepesine diğer köşemizi zaten motifi eklemeyi gördükten sonra nereye ekleyeceğimizi zaten siz biliyorsunuz. Ben şekil olarak tekrar göstermek istedim. İki tane zincir çektik ve köşeye ekledim. İki zincir çekip geri döneceğim. Ha, ne yaptığımıza tekrar bakalım. Omuzumuzu iki tane motifi ekleyerek yani şöyle yarım olarak yarı bu tarafa yarı bu tarafa omuzumuzu eklemiş olduk. Kol evimiz de böyle oldu. Şimdi iki tane de bu diğer omuza ekleyeceğiz şöyle. Yani buradan bu tarafa, buradan diğer tarafa. Şöyle düşünün. Yarım olarak. Bu motifimizi önce bir ekleyelim. Şuradan şuraya kadar gelelim.
Şurada da kopartalım ipimizi. Yedi tane zincirimizi çekelim yine. Diğer gülün tepesine yaptık. Ve şu kalan son omuzumuzdaki motifin hemen ortasına bunu da birleştirelim. Sık yaptığım için burayı biraz zorlandık. İçinden kaydırarak yedi tane zincir çekip son köşemizi de ekleyelim. Köşeyi ekliyoruz. İki tane zincir çekip şöyle tutalım. Bu motifimizi şuraya kadar bitirelim. Omuza birer tane motif eklemiş olduk. Yedi zincir çekiyoruz. Bir 7 zincir daha çekip başlangıç yerimize koparttık. Ne yaptık şimdi? Şöyle bir tersten bakalım. Şöyle düzeltelim ya da. Şöyle uzaktan görelim biraz da. Yeleğimiz, hırkamız şu şekilde yelek gibi durunca birden yeleğe gitti aklım, kusura bakmayın arkadaşlar. Bu şekilde omuzunu bitirmiş olduk. Yani omuza birer tane motif ekledik. Bu diğer tarafını da, yani şu omuzu da bir buraya bir buraya iki taraflı yaka enseyi bu motifi bırakacağız. Buraya da birer tane motif gelecek şekilde buraya yaptığımız gibi bunu da yapacaksınız. Şimdi diğer tarafını göstermeme gerek yok. Zaten siz buna bakarak o öbür tarafı da ekleyeceksiniz. Şimdi burası kol. Hırkamızın kolu. Burada da ekleme işlemini zaten biliyorsunuz. Şöyle de anlatabilirim aslında burayı. Bu motifi hemen buna denk gelecek şekilde başlıyoruz köşeden, nasıl diğer motifi yaptığımız gibi köşeden buraya ekliyoruz, buna ekliyoruz, buraya gelip burada bitiriyoruz. Sonra gelip burada bitirelim. İsterseniz kırabilirsiniz bunu. Daha sonra diğer motifi de hemen bunun yanına ekleyip burasını ekliyoruz. Zaten şunu da alt kısmını düşünün, şu alttaki motifi. İsterseniz bir sırası olmasa da birazını göstereyim ben size şimdi. Mesela dediğim gibi siz bunları zaten kopartmamış olacaksınız. Ben hazır olsun diye koparttım. Bir de böyle başlangıcını göstereyim size. 3 tane ilmeğimizi aldık. Köşelerimizi yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz. Hemen burada kolumuzun, yani bu motife denk gelecek yanına hemen diğer motifi, diğer motifi de burası. Zaten 3 tane 3 tane ben aslında hazırladım. Onu da göstereceğim size. Şu şekilde
Köşeden köşeye birleştirin. Köşeyi tamamlayalım. 4 tane trabzanımızı yapalım. Bu anlaşıldı zannedersem arkadaşlar. 7 tane zincirimizi çektik. Hemen buraya ekleyelim. Yani şu şekilde 1, 2, diğer tarafına da 3 motifimizi arka arkaya 3, 9 tane motifi 3'er 3'er örerek geleceğiz. Bu kol işlemi de bu kadar olacak. Ben zaten ekledikten sonra birazdan yine hepsini de göstereceğim nasıl eklediğimizi. Bunu da anlatmak istedim size arkadaşlar. Deminki gösterdiğim tek tek örüp birleştirenler içindi anlatımım. Tabii bunun bir de demiştik ip koparmadan da örebilirsiniz. Zaten o kadar çok videomuz var ki ip koparmadan motif nasıl birleştirir? Aynı teknikle, aynı örgüyle bunu da öyle ekleyebilirsiniz. Bunu tek tek 3'er 3'er örebilirsiniz demiştim. Fakat ben ne yaptım? 3, 6, 9 tane ördüm kol için. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Şuradan başlıyorsunuz normalde. Şöyle bir anlatayım size. İp kopartmadan bu motif nasıl birleştirilir? Şuradan başladım. Şöyle geldik. Tekrar bu motifi alıp buraya ekliyoruz. Diğeri gibi. Diğer motifler gibi. Teknik aynı. Tekrar bunu ekliyoruz. Bunu ekliyoruz. Bunu ekliyoruz. Bir sıra gidiyoruz. Tekrar bunu ekliyoruz. Bu şekilde aslında kafanızı karıştırmak istemedim ama şöyle bir göstermek istedim. Şimdi bunu bu kolumuzu buraya hem öreceğim hem de örerken de birleştirmiş olacağım. Bu anlatımımda ip koparmadan birleştireceyseniz bunu da kendiniz de yapabilirsiniz. Dediğim gibi diğerini tek tek ekleyebilirsiniz. 1, 2, 3 diye. Ben bu şekilde şimdi ekleyeceğim. Şimdi bir de bu yönünü göstereceğim. Ne demiştik? Birleştirdim. Geldim buraya. Bittikten sonra bakın şuralar yarım. Yarım kaldı. Şimdi hem ekleyerek bu yarımları da tamamlamış olacağım. Köşeye geldim. İki tane zincir çekip tam köşesine bunu ekledim. İki tane zincir çekip köşemizi tamamladım. Yani bu son gittiğim yeri mesela tamamladıktan sonra iki tane sırayı şu iki sıra tamamlanmış oluyor. Şu iki sıra yarım. Bu yarımı birini bedene birini de kolumuzun kenar kısmını birleştirerek geçeceğiz. Dört tane trabzanı yaptık. 7 zincir çekip hemen yandaki tepeye. Şimdi kol tarafındaki ilk motifimize ekliyorum. 7 tane zincir çekip 3 tane ilmeği alıp bu işte kol tarafındaki şu taraftaki köşeyi yarısını tamamlıyorum. Örgüden anlayanlar zaten bu birleşme tekniğini zaten biliyorlar arkadaşlar. Daha yeni başlayanlar için de
Dediğim gibi tek tek de az önceki gösterdiğim gibi motiflerinizi kola ekleyebilirsiniz. Hiç sorun yok. Şimdi burada bu köşeyi yaptıktan sonra diğer köşenin tam orta yerinden bunu ilmeksiz şu şekilde, ilmek almıyoruz, sık iğne ile, pardon. Şimdi bu şurayı ekledik tam orta yerine. Diğer bedendeki köşenin, yani orta yerindeki, hemen iki zincir çekip devam ediyorum örmeye. Yedi tane zincir çektik. Pardon, burada zincir çekmiyoruz. Hemen omuz yerine az önceki eklediğimiz motifin tam orta yerine bunu da ekledik. Yani ekleme yerlerini zaten hiç kaçırmayacağız. Hiçbir motifin ekleme yerini kaçırmadan nereye nasıl denk geliyorsa öreceğiz. Şimdi burada köşeyi tamamlayacağız. İki tane zincir çektim. Hemen kol taraftakine ördüm. Pardon. Şuraya bir tane sık iğneyle köşeyi tamamladım ama diğer köşeye de içinden kaydırarak birleştirdim. 7 zincir, pardon, 2 zincir çekip şu diğer köşeme geldim. Sadece beden tarafa ekliyorum ama kol tarafının son sırasını da örmüş oluyorum. Yedi tane zincir tam orta yerine, hemen burayı da ekleyelim. 7 tane daha zincir, 3 tane ilmeğimizi aldık yine. Bak, son ekleme köşesine geldik kolumuzun. 3 tane aldık ilmekleri. 3-4 tane trabzanı yapacağız. 4 defa da çıkıyoruz. Burada 2 zincir çekip ilk başlangıç noktamız, yani kolumuzu eklerkenki yere bunu da ekliyoruz. İlk başladığımız yer burası. 2 zincir çekip ben şimdi ne yaptığımızı göstereceğim tekrar size. Bakın arkadaşlar. Şuraya omuz koyduk 2 tane. Bu kolumuzu da omuzla itibaren şuradan başlamıştık. Döndük. Şuraya kadar geldik, köşeye tekrar ekledik. Şimdi bu yarım kısmını, hani kolu yapmışken iki kısmını bu yarım bırakmıştık. Birini buraya ekledik, birini de bakın şu taraf yarım. Bunu da örerken kolumuzun birleştirme yerini yaparak şuraya kadar geleceğiz. Umarım anlaşılır olmuştur. Şöyle göstereyim hırkamızın, şöyle omuzları gösterdik. 2 tane omuz ekledik. İster bunları tek tek 3 tane motif, 3 tane, 3 tane, 9 tane ekleyebilirsiniz. İsterseniz ip kopartmadan iki tekniği de göstermiş oldum sizlere. Şimdi burayı da ekledik. Şunu da ekleyerek son köşemizi yaptık. Kolumuzun aşağı kısmına doğru bitirelim. Şimdi burada
7 tane zincir çekip hemen buraya. Bunu da ne yapıyorduk? Karşılıklı diğer taraftaki motife şurayı ekleyelim. Sonra 7 tane daha zincir çekip 3 tane ilmek alıp şu gülümüzü tamamlayacağız. Pardon, köşemizi şimdi. 1 2 3 ve 4. Burada 2 tane zincir çektik. Hemen ortaya ne yapıyoruz? Şöyle bir sık iğneyle. Sonra diğer tarafın köşesini buraya ekleyip 2 zincirle bu şekilde hem örüyoruz hem de kolumuzu birleştirerek gitmiş olacağız. Yine şuralar, buralar, şurası. Nasıl tek tek eklediğiniz zaman da aynı şekilde motiflerimizi ekleyerek bunu eklerken şu diğerini eklerken de buraya eklemeyi unutmayın. Bu şekilde de aşağı kadar gelelim. Şöyle yine göstereyim size. Aslında görerek de nasıl ördüğümü farkına varacaksınız. Burada arkadaşlar köşeye geldik. Hem diğer köşeye birleştireceğiz. 2 tane zincir çektik. Köşeye birleştirip 2 zincirle diğer köşemize de birleştirip kolumuz burada bitmiş olacak. Şöyle göstereyim tekrar size. Çok güzel baharlık bir hırka. Ne yaptık? Diğer tarafını da yine
Şu omuzları bu tarafı da tersinize gelebilir. Şuradan bir motif daha göstereceğim size nasıl örüleceğini. Sonra bu ipimizi kopartmadan kol ağzımızda arkadaşlar şu kenar kısmını nasıl yapıldığını bir de burada göstereyim. Sonra aynı buradaki mantığın aynısını zaten güller aynı buralarda da. Bu etrafını, tüm çevresini ve diğer kol ağzını burada yaptığımız gibi kenarını örebilirsiniz. Şimdi ipimizi kopartmadan burada ne yapacağımızı göstereceğim sizlere. Şimdi burada şöyle alalım. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektik. Hemen şuradan diğer köşemize bunu sabitledik. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Tam zincirin tam orta yerine yine ilmek almadan sabitledik. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Tam orta yere. Yani bu biye olacak arkadaşlar. Tam bu yaptığımız yerin orta yerine şu şekilde 4 zincir çekerek tam zincirin orta yerini bulup ilmek almadan sık iğne ile birleştirdik. Tekrar 4 zincir çekip başlangıç yerine 4 zincir çekerek diğer köşesine 4 zincir çekerek hemen diğer köşemizin ilk köşesine bu şekilde 4 zincirle tüm etrafını zincirlerin tam orta yeri ve başlangıç noktalarına komple bedenin bütün çevresinin bu şekilde gideceksiniz önce. Bütün çiçeklerin kenarlarını 4 zincir çekerek tüm etrafını göstermiş oldum hem örerek. Şimdi başlangıç noktasına geliyoruz. Şurası bizim başlangıç noktamızdı. İlk başladığımız yerdi. Buraya geldik. Burada sabitledik. Sık iğne ile. Tam dibinden. Burada İçine hemen bu ilk yaptığımızın içine bir sık iğne yapıp 3 tane zincir çekip ikili trabzan ile 3 tane doldurduk. Şununla birlikte zincirle birlikte 3 oldu. Bu şekilde tüm yaptığımız zincirlerin içine 3'er tane ikili trabzanla dolduralım. Biraz yuvarlandı ben ördükçe. Şöyle yapalım. Bu kenar kısımları bütün bedenin kenarlarında yani şuralarda hepsine uygulayarak bu şekilde yapacaksınız. Komplisini göstermeme de gerek yok. Zaten burada motifler belli. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bütün boşlukların içini 3'er tane trabzan örerek biye yapmış oluyoruz.
Başlangıç yerimize kadar gelelim. Başlangıç yerimize geldik. Burada da ilmek falan almadan yine tam tepesine zincir çektiğimiz yere bunu sabitledik. Şimdi burada bir zincir çektik. Bakın kenar kısmımız bu şekilde oldu. Şimdi burada her bir, şimdi şurada bir tane sık iğne yaptık. Hemen burada yanına bir tane daha, 3 tane sık iğne. Her bir trabzanın tepesine 1, 2, 3 zincir çekip son yaptığımız trabzanın çevresinden şöyle bir geçirdik. Tekrar yanına sık iğne 1, yanına 2, yanına 3. Üçüncüde ne yapıyoruz? 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Üçüncünün son etrafını dolanarak şu şekilde sabitliyoruz. Hemen yanına tekrar 1, 2, 3 tane sık iğne yan yana. 1, 2, 3 tane zincir. Son yaptığımız hemen boşluktan 3 zinciri buraya sabitliyoruz. Böyle kenar kısmına da pirpirik gibi de diyebiliyoruz. Kirpik de diyebiliyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3 zincir hemen sonuna. Bu şekilde tamamladıktan sonra tüm çevresine de şu şekilde yapıyoruz. Tabii ki etrafını yaparken de aynı işlemi kolazında gösterdiğim şuraya kadar gelelim, tekrar göstereyim size. Son başlangıç yerimize geldik. Buraya bir tane daha yapıp tam orta yerine etrafını şu şekilde yaptık. Son ilk başlangıç yerimize bu ipimizi sabitledik. Bir zincir çekip bu ipimizi buradan keselim. Ben sonra temizleyeceğim tabii ki. Şu şekilde bakın kenar kısmımız, bütün çevresini de etrafını da bunun gibi tamamlayabilirsiniz. Zaten bitmiş olarak da ekranda göreceksiniz hepsini. Şimdi ne yapmıştık? Şu omuzu yaptık, kolumuzu ekledik. Diğer tarafı da aynı şekilde. Hemen başlangıç olarak göstereceğim size yine. Şurayı da. Motifimizi aldık. Şöyle başlayacağım bu sefer yine. Tabii ki ipimizi kopartmamış olacağız. Demin de söylediğim gibi. Ben hazırlık olsun diye kenarlarını geçtim. 3 tane ilmeği aldım. Köşenin yarısını yapalım. İki tane zincir çekip hemen buraya köşenin tam orta yerine sık iğne ile sabitledim. İki zincir çekip bu motifime köşesine devam ediyorum. Defa da çıktık. Sonra ne yaptık? 7 tane zincirimizi çekip orta yerine geldim. İçinden kaydırdık. Hemen diğer köşesine, orta yere 7 zincir çekip 3 tane ilmeğimizi aldık.
diğer köşeye geldim. Bu şekilde buraya ekleyeceğiz. Sonra böyle gelip bu köşeyi de diğer tarafa şu şekilde ekleyip şurada son bulup bu motifimizi eklemiş olacağız. Diğer motifte, yani diğer omuzda nasıl yaptıysak öyle yapacağız arkadaşlar. Burası yaka kısmımız oldu. Şöyle de göstereyim. Evet. Kenar kısmını da göstermiş oldum. Bu motifimizi de şöyle göstereyim yine. Şuraya eklediğimiz zaman diğer taraftaki kol evimiz de hazır olmuş olacak. Buraya da diğer kolumuzu ekleyip kenar çevresini burada gösterdiğim gibi komple öreceğiz. Umarım güzel bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi motifle birleştirmeyi bir önceki videomda altına linkini de koyacağım. Oradan bakıp buradan da birleştirmeyi göstermiş oldum. Yani şu şekilde hırkamızı tamamladık. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Eğer takıldığınız yerler varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Instagram sayfam Handan'ın Örgülerinden de bana ulaşabilirsiniz. Abone olursanız da çok sevinirim. Beğendiyseniz de beğeni butonuna tıklarsanız sevinirim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.